Merhaba sevgili seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Pervin Karakullukçu, Son Durum programıyla BBN Türk ekranlarında her gün olduğu gibi, hafta içi her gün olduğu gibi yine karşınızdayız. Haftanın ilk iş günündeyiz. Yine iç ve dış siyaset gündemi çok yoğun. Ama tabii ki her şeyin başı sağlık diyoruz. Ne kadar yoğunluk da olsa hem dış politikada hem iç siyasette küresel ölçekte mücadele ettiğimiz bir salgın var. Koronavirüs salgını. Her ne kadar siyasi gündemin gölgesinde kalmış gibi olsa da, zaman zaman öyle görünse de aslında gölgede kalmıyor. Her zaman gündemimizde, çünkü hayatın içinde koronavirüsle yaşamaya devam ediyoruz. Peki mücadelemiz ne durumda? Aşılama oranı ne durumda? Koronavirüs ilacı ile ilgili çalışmalar ne durumda? Hepsini konuşacağız. Bugün ayrıca kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantı devam ediyor. Kabine toplantısının masasında da, ana gündem maddeleri içinde de hem 10 Büyükelçinin Kavala çağrısı, dış politikadaki gelişmeler, hem terörle mücadele, hem de işte bu konu, koronavirüsle mücadele konusu var. Yeni kararlar çıkar mı toplantı sonunda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında olacak gözümüz kulağımız, ama biz tabii ki bu süreci uzmanlarla konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi konuklarımı hemen tanıtayım. Sevgili seyirciler, ilk konuğum halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Nuriye Ortaylı şu an bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Beni profesör yaptınız ama benim akademik unvanım yok. Doktor Nuriye Ortaylı. Hocam düzeltelim hemen. Halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı. Hocam, öncelikle kabine toplantısında masada koronavirüs var, mücadele. Her kabine toplantısında oluyor malum. Yeni kararlar açıklanır mı sizce? Çünkü Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor kabinede, Cumhurbaşkanı'na. Sizin böyle bir beklentiniz var mı? Ne dersiniz? Oradan başlayalım, sonra tabloyu yorumlayacağız. Valla aslında yeni tedbirler gerekiyor. Çünkü çok uzun süredir çok yüksek düzeylerde seyrediyor enfeksiyon sayıları. Her günde neredeyse iki uçak dolusu, yani resmi rakamlara göre bir uçak dolusu insan kaybediyoruz. Aşılama hızı maalesef çok çok yavaşladı. Çok hızla düştü. Ben şöyle yorumluyorum. Yani ilk işte Haziran, Temmuz aylarında aşı hemen 18 yaş üzerinde herkese açılınca çok bu konuda bilgili ve bilinçli olan insanlar hızla gidip aşılandılar. Geriye daha çok tereddüde olan insanlar kaldı. Ama onların tereddütlerinin giderilmesi için bence yeterli bir çalışma yapılmıyor. Yani çok büyük bir kampanya yapılması lazım. Bütün işte yöneticilerin, Cumhurbaşkanı başta, bakanların, bütün muhalefet partilerinin, yani toplumda sözü geçen herkesin desteğini isteyerek, sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirerek, biliyorsunuz bizim çok büyük sivil toplum kuruluşlarımız var, esnaf odaları var, meslek birlikleri var, ne bileyim hemşeri dernekleri var, onların hepsini harekete geçirip onlardan yardım isteyerek bu aşı konusunda tereddüt eden insanlara ulaşmamız lazım. Çünkü hala nüfusun yarısına yakını aşılanmamış durumda. Evet hocam, çok önemli bir şey söylediniz. Hani risk oluşturuyor. Evet, aşılama konusunda tereddütü olanlar ya da aşı karşıtları var ve çok önemli bir şey söylediniz. Hani genelde aşı olmayanlara bir hani tepki oluyor tabii bilim dünyasından, ama aslında siz yeterli çalışmaların, onları ikna etmek için yeterli çalışmaların da olmadığını söylüyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu biraz daha açarız ilerleyen dakikalarda. Ama aşılama oranının düşük olması, vakaların o tablonun istediğimiz seviyeye gelmemesinde çok önemli anladığım kadarıyla, değil mi? Direkt aşılamadan girdiniz çünkü konuya. Ya aşı çok önemli, çünkü aşı koruyacak, ölümleri azaltacak. Hı hı. Ama bunun dışında da tabii bulaşmayı engellemek için dikkatli olmamız lazım. Şimdi kış aylarına giriyoruz, havalar serinliyor. Ama ben yani herkes çok normalmiş, her şey çok normalmiş gibi davranıyor. Çok hayretler içindeyim. Yani büyük toplantılar yapılıyor kapalı alanlarda. İşte insanlar öpüşüyor, sarılıyor. Oh, yani hani bir kısmı belki aşı olmuş olabilir ama aşı bile olsanız bu tedbirlere uymanız lazım. Çünkü çok ufak oranda da olsa aşılılar da enfeksiyonu alabiliyorlar. Kaldı ki dediğim gibi yani nüfusun yarısı neredeyse, yani %45 gibi, %55'ini aşılayabildik biz nüfusun. Hı hı. Gerisi hala aşısız. Bir de aşılandığı halde bağışıklığı çok düşük olduğu için
İşte ne bileyim kanser hastası olur, bir bağışıklık yetmezliği hastalığı olan insanlar olabilir ya da çok yaşlı ve yani genel durumu bozuk insanlar olabilir. Bunlar aşılı olsalar da enfeksiyonu alabiliyorlar ve hatta bazen ağır geçiriyorlar. Tabii aşısızlara göre çok çok az ama yani şu anda böyle hani salgın bitti, lay lay lom durumunda değiliz kesinlikle. Yani maske artık hiç kimse kullanmıyor. Ki yani hiç zor bir şey değil. Maskeyle pekala yaşanıyor. Denedik, gördük, yaşanıyor. Artı takiplerde de bakanlığın yapması gereken filyasyon denen temaslı takiplerinde de bir gevşeme olduğunu görüyoruz. Yani insanlar bunları ciddiye almıyor. İşte hasta hasta işe gidiyor, güce gidiyor, sokağa çıkıyor. Veya işte bir grip benzeri bir şey, bir soğuk algınlığı benzeri bir şey bu diyor. Bazen semptomları olduğu halde. Gidip test olmuyor. Yaptırmıyor. Yani gerçekten çok çok gevşedik. Gevşecek hiçbir durum yok. Bir de tabii okullar açıldı. Özellikle dün iki gün önce bakan enfeksiyon oranlarını verdi. Gençler arasında çok arttığını söyledi. Gerçekten 10-17 yaş grubunda enfeksiyon iki kat daha fazla. Yani nüfusa oranlarına göre. Allah'tan onlar hani çok ağır geçirmiyorlar ama onların içinden de aşılanması gerekenler aşılanması lazım. Bir de okullarda tedbirlerin çok ciddi uygulanması lazım. Yani pencereler gerçekten açılıyor mu? Sınıflar gerçekten seyrekleşti mi? Bu konuda çok değişik şeyler duyuyoruz. Yani bazı sınıflar çok kalabalık havalandırmaya dikkat edilmiyor. İşte hasta hasta çocuklar ya da öğretmenler eve okula geliyor. Yani bunları ciddiye almak lazım. Çok sıkı test yapmak lazım. Bir de hızlı testler var. Mesela hızlı yapılan özellikle böyle okul vesaire gibi kalabalık yerlerde kullanılabilecek. Onlar hala kullanılmıyor benim bildiğim. Hocam bir havuz yönteminden bahsediliyor. Bu testlerde PCR testlerinde havuz yönteminden bahsediliyor. Evet, o bir yöntem. O salgının ilk başında özellikle maddi durumu çok iyi olmayan ülkelerde yapılıyordu havuz. Yani bir herkesten örnek alıyorsunuz. Tek tek hepsine yapmak yerine mesela bir sınıf. O sınıfa tek bir test yapıyorsunuz bütün örnekleri havuza toplayıp. Böylece yani test sayısından tasarruf ediyorsunuz. O sınıf negatif çıkarsa tamam geçiyorsunuz diğer sınıfa. O sınıf pozitif çıkarsa bu sefer o sınıftan alınmış olan örnekleri tek tek test yapıyorsunuz. Ama yine de bu vakit alıyor ve yine pahalı. Hızlı antijen testleri var. Bütün dünyada kullanılıyor. Avrupa'da kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü de tavsiye ediyor. Hatta hangi tip testlerin başarılı olduğunu hızlı antijen testlerinden buna ilişkin bir listesi de var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Bunların artık kullanıma girmesi lazım. Bunlar çok çabuk sonuç veriyorlar. Hassasiyetleri de, duyarlılıkları da oldukça yüksek. Onları kullanabiliriz. Özellikle kalabalık ortamlarda, fabrikalarda, işte okullarda, hastanelerde, ne bileyim yaşlıların bir arada yaşadığı yerlerde, bakım evlerinde vesaire bunları kullanabiliriz. Bunların kullanıma girmesi lazım. Birçok, yani bu pandemide tek bir sihirli değnek yok. Birçok şeyi bir arada koordine bir şekilde yaparsanız başarı sağlıyorsunuz. Bunu yapan ülkeler başarı sağlıyorlar. Yani bir tanesini aksatırsanız olmuyor. Mesela İsrail'in aşılama oranı çok yüksekti ama maske mesafe bunu kaldırdığı için vakaları yeniden arttı. Yani hepsini bir arada uygulamamız lazım. Ben yani ne toplumda ne açıkçası yönetimde böyle bir tutum görmüyorum. Sadece Sağlık Bakanı çıkıp her gün işte maske mesafe aşı diyor ama yani bu yeterli değil. Başka kanallar kullanmak lazım. Mesajları çeşitlendirmek lazım. Özellikle tereddütler olduğunda insanlar kendilerine yakın inandıkları, güvendikleri insanların söylediği şeylere inanırlar. Toplum liderlerine ulaşmak, onları harekete geçirmek lazım. Bunlar için de çok geç kalındı. Yani bunlar ta Ocak ayından itibaren planlanıp yapılması gereken işlerdi. Ama hadi neyse bari bundan sonra bu kışı biraz olsun rahat geçirelim diye ivedilikle ve düzgün bir şekilde yapılması lazım. Evet. Geçirmesi ama lazım. Yine kışa korkarak giriyoruz. Yine maalesef yüksek vakalarla giriyoruz. Hocam, evet. Hocam rehavete kapıldık dediniz ya. Evet, bu var gerçekten. Hani sokağa çıktığımızda da bunu görüyoruz. Şimdi tedbirler de kalkınca
bu ortada. Ama bir de şu var, aşı olanların da rehaveti var. Hani ben de karşılaşıyorum, sorduğumda nasılsa aşı olduk deyip çok rahat kalabalık ortamlara girip çok rahat sosyal mesafe sınırlarını aşabiliyorlar. İşte dediğiniz gibi, hani dediğiniz ya, başında insanlar öpüşüyor, sarılıyor çok rahat. Bu da hani aşının da getirdiği böyle bir rehavet var. Buna ne dersiniz? Hani aşılıların bu rahatlığı normal mi, yoksa aşılılar da dikkat etmeli mi hala? Aslında verdiğiniz cevabını ama biraz daha açalım diye soruyorum. Etmeliler tabii. Yani aşı ölümleri ve hastaneye yatışları çok büyük oranda önlüyor. Ama enfeksiyonun bulaşmasını daha düşük oranlarda önlüyor. Yani işte bu Sinovac için %50'lerde, Pfizer-BioNTech için de özellikle Delta varyantıyla %10'un üzerinde, yani 100 aşılıdan 15'i enfeksiyonu alabiliyor. Şükür ki hani çok ağır ölümcül geçirmiyorlar ama hala alıp bulaştırabiliyorlar. O zaman dikkat etmeleri lazım. Yani yanlarında, yörelerinde bağışıklığı düşük insanlar olabilir. Onları bulaştırabilirler ya da aşısız insanlar olabilir. Onları bulaştırabilirler. Dolayısıyla aşılı da olsanız yine de bence tedbirli davranmak lazım. Artı bir de biliyorsunuz grip mevsimi de başlıyor. Evet. Yani grip de çok benzer yollarla bulaşıyor COVID gibi. Ondan da korunmak lazım. Dolayısıyla yani kalabalıklardan mümkün olduğunca kaçınmak lazım. Tedbirler kalktı diye bir şey yok. Sokağa çıkmak yasakları kalktı benim anladığım. Evet. Yani o hafta sonu falan diğer tedbirler geçerli. Evet tabii ki, yani hani sosyal mesafe, maske, evet. Bunlar geçerli. Evet, koronavirüs önlemleri yani o hani yasaklar kalktı diyelim. Ama tabii evet. ki tedbirler hala geçerli ama zorunlu olmayınca da uyan insan sayısı azalıyor belki. Hocam aşı konusunda... Yani bence bu konuda maalesef bakanlıkta, hükümette, yönetimde iyi bir iletişim yürütmüyor. Yani vatandaş neyin bittiğini, neyin bitmediğini, neyin tehlikeli olduğunu da çok net bilmiyor açıkçası. Hı hı. Yani bu konuda medya, sosyal medya... İşte ne bileyim, dediğim gibi sivil, yani insandan insana iletişim için sivil toplum örgütleri, işte büyük şehirlerde billboardlar, bunlar kullanılabilir. Ben bunların kullanıldığını görmüyorum. Hı hı. Yani insanlara doğru bilgi de verilmiyor. Aşı konusunda bile o kadar kafa karıştırıcı, birbiriyle çelişen mesaj söyledi ki bakanın kendisi başından beri. Yani net insanlara olayı anlatan, kim kaçıncı aşıyı ne zaman olacak, bunların falan çok net söylenmesi lazım. Yani çünkü gerçekten koca bir ülkeyiz. Her eğitim grubundan insan var, her kültür grubundan insan var. Hatta dil grupları farklı. Yani Türkçe kullanmayan insanlar var, bilmeyen insanlar var. Herkese anlayabileceği gibi mesajlar, hı hı, dağıtılması lazım ve kabul edebileceği araçlar, kanallar, insanlar üzerinden bunların dağıtılması lazım. Maalesef yani çok çok başarısız buluyorum ben hocam yönetimini bu konuda. Hocam aşı konusunda kafalar karıştı dediniz. Hani kafa karıştırıcı açıklamalar yapıldı dediniz. Şimdi bu hafta yeni bir gelişme oldu. Hani tam da söylediğinizin paralelinde bir bilgi. Hani onu da yorumlamanızı rica edeceğim. İlk koronavirüs aşımız Sinovac'tı ülkemizde. Şimdi Sinovac'la ilgili aşı olanlar, Sinovac olanlar 3. doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü. 6 ay denmişti koronavirüse karşı Sinovac 3. doz için. 6 ay bekleyin, ondan sonra 3. doz olun. Şimdi 3 aya düştü bu yeniden. Bu neye göre düşüyor? BioNTech'te de bunu yaşamıştık 2. dozda. Hatta ben de o gruptaydım. İşte önce dendi ki 28 gün sonra, 1 ay sonra 2. dozunuz olun. Sonra dendi işte 2 ay geçsin. Sonra yine 1 aya düştü. Şimdi Sinovac'ta aynı şey var. Hani bu süreler neye göre artıyor, çıkıyor, iniyor? Bunu aslında yani bilim kurulu üyeleri daha iyi cevap verirler. Sanıyorum onlar tartışıyorlar ama. Birazdan konuğumuz da olacak Profesör Doktor. Size şunu söyleyeyim ben dilimin döndüğü ve kendi, hı-hı, bildiğim kadarıyla. Şimdi bu yani mesela iki aşının arasındaki doz ne kadar olacak? Bu böyle hani iki kere iki dört kadar kesin bir şey değil. Hmm. Yani çalışma yapılırken, ilk daha deneme çalışmaları yapılırken, şey bile acil kullanım onayı alınmadan önce hani klinik çalışmalar yapılıyor, hem Pfizer'ın BioNTech aşısı hem Sinovac aşısı için. O zaman
o çalışmayı planlayan bilim insanları daha önceden yaptıkları, onlara işte preklinik diyoruz veya işte birinci, ikinci faz diyoruz. O fazda elde edilen mesela antikor cevaplarına bakarlar. O antikorlar, antikor koruyucu yapılar, yani virüse karşı koruyucu faktörler. Onların yüksekliğine bakarlar. Ne zaman ne kadar yükseliyor, ne kadar alçalıyor ve doz aralarını, hatta ikinci doz ya da üçüncü doz gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa bu aralıkların ne olduğunu ona göre saptarlar. Ama tabii bu böyle hani bıçakla kesilmiş gibi, atıyor mesela 14 gün ya da 17 gün değildir. İşte 2 hafta ile 3 hafta arasında bakarsınız, yapılırsa iyi gibi görünüyordur orada. Hı hı. O zaman başka faktörleri de devreye sokarak ne doz aralığıyla yapalım biz bu aşıyı diye karar verirler. Aslında mesela Pfizer-BioNTech'te de Sinovac'ta da ara biraz daha açık olsa bağışıklık yanıtının daha yüksek olacağını biliyorduk. Hmm. Ama salgın koşullarında insanları bir an önce tam bağışıklama arzusu olduğu için her iki aşıda, bu aşıların her ikisi de mümkün olan en kısa doz aralığıyla başvurdular acil kullanım onayı için. Çünkü evet, fikir şuydu, hani bir an önce insanları tam bağışık hale getirelim, ölümleri engelleyelim. Dolayısıyla aslında izin aldıkları, ruhsat başvurusu yaptıkları doz aralıkları oldukça kısa. Yani 21 gündü BioNTech için, Sinovac için şimdi tam hatırlamıyorum, 14 gündü galiba. Hı hı. Ama bakanlıklar da tabii, yani aşılama programını geliştiren otorite de şuna bakıyor. Mesela farklı ülkeler farklı aralıklar uyguladılar. Bazıları dediğim gibi işte bu 21 gün 14 günü kullandılar. Mesela İngiltere başından şöyle bir karar verdi. Ben herkesi tam bağışık yapmaya çalışmayacağım çünkü elimizdeki aşı sınırlı. Onun yerine çok daha geniş bir grubu yarı bağışık yapacağım. Böylece salgını daha iyi önlerim, daha kolay bastırırım diye bir hesap yaptı. Ve nitekim mesela İngiltere'de 3 ay arayla yapıldı aşılar. Ve başarılı da oldular o stratejilerine önemli ölçüde. Çünkü bahar aylarında baskılayabildiler yayılımı önemli ölçüde. Aşı azdı çünkü, yani aşı yetmiyordu. Aşı hala da az. Bakmayın yani Türkiye'de bizde var şu anda elimizden. Birçok ülkede hala yok dünyada. Onun için dikkatli kullanılması gereken bir şey. Bu bir hesaplama meselesi. Şimdi Sinovac'ta niye 6 aya çıkardılar 3. doz arasını? Bence şundan. Şu an 3 aya düştü tekrar hocam. Evet, önce niye çıkardılar? Şundan, yani daha geç yaparsak tekrarlama dozunu olan 3. dozu daha yüksek bir bağışıklık cevabı alırız diye hesap yaptılar. Ama vakalar artınca ve önümüzde kış olunca o insanları bir an önce korumak daha iyi diye düşündüler. Bir de şu var maalesef, yani istedikleri kadar yaygın aşılamada yapamıyorlar. Yani herkes gelip aşı olsa Sinovac'ın 3. dozunu 6 ay sonra yapabilirsiniz. Çünkü önemli ölçüde virüsün dolaşabileceği alanı azaltıyorsunuz. Ama hala nüfusun çok ciddi bir oranı aşılanmadığı için bari aşılananları tam koruyalım gibi bir mantık yürütmüş olabilir bilim kurulu. Hep aynı yani kişilere aşılanıyor diyebilir miyiz hocam? Aralarının arkasındaki mantık bu. Hı. Ama tabii bunları vatandaşa iyi anlatmak lazım. Yani sizin de dediğiniz gibi insanlar şaşırıyor. Ne bu ya, çocuk oyuncağı mı? 6 aydı, 3 ay oldu, yok 2'ye çıktı. Onu öyle yapıyorlar, bunu böyle. Ya güven sarsılıyor hocam. Zaten bir aşı tedirginliği var. Güven sarsılıyor böyle olunca. Evet, evet. Yani arkasındaki mantık iyi izah edilmeyince. Mesela Sinovac'tan sonra da 3. aşıyı açtılar, 3. dozu. Niye açtıklarını açıklamadılar. Niye açıklamıyorsunuz? Bu ayıp bir şey değil ki. Sinovac'ın koruyuculuğu düşük. 2 doz bile yapsanız. Onun için 3. bir dozu yapmak gerekiyor. Özellikle de böyle sağlık personeli, yaşlılar falan gibi riski yüksek olan gruplara. Bunu söylemek ayıp bir şey değil ama söylenmedi. Gizlendi böyle uzun süre. Yani bunlar iyi şeyler değil. Daha şeffaf olunmalı diyorsunuz siz. Ve açık olmak lazım. Peki bu 3. doz, 4. doz
konularına ne diyorsunuz? Hani ya sürekli aşı mı olacağız diyenler de var. Hani hep aynı kişiler aşılanıyor gibi bir durum var. Siz az önce dediniz aşı olanları bari tam koruyalım deniyor galiba dediniz ama hani üçüncü doz oluyor sonra dördüncü doz çıkıyor. Ki Sağlık Bakanı dedi hani üçüncü dozu Sinovac olanlar mutlaka dördüncü doz olsun ama hani diğer hani BioNTech olanları kişilere bıraktı hani tercihe göre. Siz ne diyorsunuz üçüncü doz, dördüncü doz konularına? Yaptırmak ya istemeyenler de var. Sinovac koruyuculuğu düşüktü zaten ve de 6 aydan sonra düşüyor. Onun için bir de bizim ilk Sinovac yaptığımız grupları hatırlarsanız onlar en riskli grupta. Yani hem yaşı ileri olanlardı hem sağlık personeliydi. Yani riski yüksek gruplar oldukları için onlara ayrıca tabii titizlenmek lazım. Riski yüksek derken ne diyorum? Yani hastalanma ve de yoğun bakıma düşme ve ölme riski yüksek olduğu için. Onun için Sinovac'tan sonra üçüncü doz açıldı. Şimdi de artık yani arası iyice hani Sinovac'ın etkisi yani o verileri bilmiyorum. Herhalde bakanlığın elinde veri var. Bir de bakanlığın bir huyu var. Veri açıklamıyorlar. Yani sanki bunlar savaş sanayi sırları. Ya açıklayın da bilelim hepimiz anlayalım. Biz de anladığımızı dilimiz döndüğünce vatandaşa anlatalım. Böyle bir acayip kapalı kutululuk var orada. Ama tahmin ediyorum ellerindeki verilere göre yani o iki doz Sinovac aşısı olmuş olanların iyice düşüyor herhalde bağışıklığı bir noktadan sonra ve hastalanma oranları artıyor. Onun için artık onları bir noktada aşısız gibi kabul edip işte iki doz BioNTech'le aşılamaya çalışacaklar ya da işte bir hatırlatma dozu yapacaklar. Vallahi size şunu söyleyeyim. Yani elimizdeki veriler ne olacak? Nasıl gidecek? Şimdi aşılanmalar biliyorsunuz geçen sene Aralık'ta başladı. Yeni bir olay. Yani bilim ancak gördüğü, gözlediği, ölçebildiği şeylere inanır. Takip ediliyor bütün bu aşılanmış gruplar. Onların işte antikor cevapları, onların hastalığa yakalanma oranları. Bu konuda bilgi biriktikçe ona göre karar vereceğiz. Yani sürekli aşı olup olmayacağımızı göreceğiz. Değil mi? Yeni bir şeyle karşıyayız maalesef. Bilim insanları da inceliyor. İncelemeleri devam ediyor. Hocam. Evet, yani göreceğiz gözleme göre. Evet. Yani şöyle bir bulgu çıkarsa mesela atıyorum bundan 6 ay sonra. Aşıların etkisi 1 yıl sonra iyice düşüyor, çok azalıyor gibi bir bilgi çıkarsa yeniden aşı olacağız. Yani. Ben şahsen olurum yani yoğun bakımına düşmek istemiyorum çünkü. Grip aşısı gibi olur mu hocam? Ama, hani influenza gibi. Ama şunu söyleyeyim yani mutlaka bu şimdiye kadar olduğumuz aşıların azalsa bile bir miktar koruyuculuğu oluyor. Onun üzerine bir bağışıklık inşa etmek daha kolay olur. Bu konuda çok şey yapmamak lazım bence ne diyeyim. Böyle panik komplo olmamak teorisi lazım ve bilimi izlemek lazım diye düşünüyorum. Hocam koronavirüs aşıları bir süre sonra grip aşısı gibi olur mu? Yani normale döner mi? Grip aşısı nasıl işte her dönem yaptırıyor tercihe bağlı olarak insanlar. Koronavirüs aşısı da böyle olabilir mi ileride? Bilemiyoruz. Koronavirüs nasıl bir değişim geçirecek bir kere onu bilemiyoruz. Varyantlarına bağlı. Şu an bütün insanlık olarak ve ülkemiz olarak yaptığımız şey... Koronavirüsün kendisini çok şahane geliştirmesine olanak sağlamak. Nedir o? Bulaşmayı kesmiyoruz. Yani bir insandan bir insana bulaştıkça kendisine yeni konakçı da diyelim bu insanlar. Yeni konakçı buldukça virüs milyarlarca kez bölünüyor her bir bulaşmada. Kendisini yenilemek için fırsat ediniyor ve böylece yeni varyantlar çıkıyor. Yani biz böyle dolu dizgin virüsün önünü açarsak, istediği gibi hoplaya zıplaya herkese bulaşırsa bu işin önünü alamayız gerçekten. Evet, yani bir kere bulaşmayı kırmamız bunun için de lazım. Yani yeni varyantların gelişmesinin nedeni hem Türkiye'de biz insanların hem işte dünyadaki insan gruplarının önemli bir kısmının bu işi hafife alması ve virüsün dolu dizgin yayılmasına fırsat zemin vermesi. Evet. Yayıldıkça da yeni varyantlar yaptı. Daha bir kuvvetlendi. Daha bir etkili hale geldi. Daha kolay bulaşır hale geldi. Onun için yani virüsün ne olacağını bana sormayın. Bunun cevabı şu.
insanların nasıl davranacağına bağlı virüsün nasıl evet. olacak. İzleyip göreceğiz hocam, çok önemli. İnsanların nasıl davranacağını kestiremiyorum. Çok da hayal kırıklığına uğramış durumdayım bu son bir yılda. Daha medeni, daha akıllı bir düzeyde olduğumuzu sanıyordum. Değilmişiz. Yani dünyanın çoğu değilmiş en azından. Hocam, evet bazı çok... Bazı ülkeler öyle değil ama... Çok önemli bir şey söylediniz çünkü... Şöyle düşünenler var. Nasılsa benim bağışıklığım kuvvetli. Nasılsa ben gencim. Bana bir şey olmaz. Yoğun bakıma düşmüyorum. Dolayısıyla dikkat etmeme gerek yok. Böyle düşünenler var ama durum böyle değil. Yani bu virüs bulaştıkça yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bunu söylüyorsunuz aslında. Bulaştıkça evet. Bize bir şey olmasa bile sevdiklerimize olabilir ve dünyanın bundan kurtulamamasına neden oluyoruz. Bu çok önemli. Hocam şunu da sorayım. Bir de size şunu Buyurun. Söyleyeyim. Yani şöyle bir test yok henüz. Kime koronavirüs zarar vermez, kime verir? Bunu daha bilemiyoruz. Öyle yaşa başa bakarak, işte benim genel sağlığım iyi, adalelerim çok güçlü falan. Hiç bunlarla alakası yok. Keşke bilebilsek kimlerde tehlikeli evet. olacağını. Bilmiyoruz. Onun için hiç kimse kendisini güvencede zannetmesin. Kimse gençliğine güvenmesin diyoruz. Bu hastalık şakaya gelmez. Gençliğine, başka şeyine güvenmesin. Evet. Evet. Hocam şimdi dünyanın bazı yerlerinde, örneğin Amerika'nın bazı eyaletlerinde aşı zorunluluğu var. Bizde de hani zaman zaman böyle öneriler geliyor. Aşı zorunlu olmalı mı sizce? Olabilir mi? Yani bunun yasal dayanağı tabii ayrı bir konu ama ne dersiniz bu konuda? Ben bir halk sağlıkçı olarak şöyle düşünüyorum. Başkalarının hayatını tehlikeye attığınız yerde sizin özgürlüklerinize sınırlama gelebilir. Yani şimdi ben inanmıyorum, ben aşı olmak istemiyorum. O zaman evde oturun, çıkmayın, kimseyle görüşmeyin, iş yapmayın. Yani çok aşı olmama konusunda çok kararlıysanız kalabalıklara girmeyin o zaman. Yani başkalarının hayatını tehdit ederek sizin özgürlüğünüz... Yani çünkü bence en önemli özgürlük, en önemli hak yaşam hakkı. Siz başkalarının özgürlüğünü ve yaşam hakkını tehdit ederek... Bu nasıl bir özgürlük anlayışı? Ben bunu anlamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ben mesela şöyle bir şey diyebilir miyim? Ben insan öldürmeyi çok seviyorum. Çıkayım öldüreyim. Bu benim isteğim. Böyle bir hakkımız var mı? Yok yani. Değil mi? Hep belli veya işte ben hoşuma giden her şeyi alıp cebime atmak istiyorum. Böyle bir hakkımız var mı? Yok. Yani başkalarının haklarını sınırladığımız noktalarda bazı müeyyideler uyguluyor toplum. O zaman... Ben bu aşı konusunda da yani bu aşı karşıtlarına bu kadar alan açılmasını hayretle izliyorum. Yani herkesten çok onlar miting yapıyor. Bir avuç insanlar inanılmaz sesleri çıkıyor. Ve bir de buna karşılık hiçbir ciddi kampanya yürütülmüyor vatandaşa gerçekleri anlatmak konusunda. Onların yalan yanlış hurafeleri ortalığı kaplamış durumda. Yani bakanı yuhaladılar, bilim insanlarını yuhaladılar. Ya var mı böyle bir hakları? Yok. Hocam, ama alan açılıyor. Peki PCR testlerinin de güvenilirliği tartışılıyor. Şimdi hani aşı olmayanlar için biliyorsunuz PCR testi zorunluluğu var bazı alanlarda. İşte sinemaya, kapalı alanlara girerken AVM'lerde, sinemalarda ya da okullarda, yüz yüze eğitimde. Ne dersiniz, PCR testleri güvenli mi peki? Ben vallahi o zorunluluğun hiç hayata geçtiğini sanmıyorum. Çünkü... O zorunluluklar ilan edilmeden önce de bizim günlük test sayımız işte 200 binlerdeydi. Şimdi de oralardı. Uygulanmadığını hiç, düşünüyorsunuz. Onların uygulandığını ben hiç sanmıyorum. Yani bir de zaten uygulaması çok zor. Yani PCR böyle yüksek teknolojik gerektiren zahmetli bir yöntem. Yapamazsınız. Onun için konuşmanın başında dedim antijen, hızlı antijen testleri kullanmamız lazım. Ve kaldı ki yani işte aşısız maşısız adamlar da girmesinler sinemaya yani. Gerçekten. Ben bu konuda çok şey, bazı arkadaşlar özgürlük falan diyor. Yok yani. Evet, bu konuda olabilir. Aşı olmak istemeyebilirsiniz. O zaman kalabalıklara girmeyeceksiniz. Başkalarına riske atamazsınız. Hocam şimdi koronavirüs ilacında da çalışmalar var. Salgının seyrini değiştirir mi bu ilaç çalışmalarında geldiğimiz nokta? Umutlanmalı mıyız? Ne diyorsunuz? Yani salgının yayılmasını önleyemez tabii ama inşallah ölümleri azaltır. İşte daha ağır geçirip böyle çünkü aylarca koronavirüs sonrası bir takım izler kalan işte uzun COVID denen bir takım bir
hastalık var. Onu önler inşallah. Yani öyle gibi görünüyor. Benim okuduğum çalışmaya göre, yayına göre. Öyle olmasını umalım. Ama salgını bulaşmanın yolunu kesmek için yaygın aşı lazım ve davranışlarımızı değiştirmemiz lazım. Başından beri burada hiçbir değişiklik olmadı. Ve bakanlığın da tabii çok iyi filyasyon yapması, çok iyi temaslı takip yapması, iş yerlerini denetlemesi, okulları yaygın iyi denetlemesi, öğretmenleri ve idarecileri eğitmesi lazım. Buralarda çok büyük eksikler var maalesef. Toplu taşımayı çözmeleri lazım, seyreltmeleri lazım. Hiçbir şey yapılmıyor bu konuda. Evet hocam, toplu taşımada da şimdi önlemler... Önlemler diyoruz ama toplu taşıma tabii kalabalık. Yani koronavirüsün en üst noktada olduğu zamanlarda bile maalesef toplu taşıma bir sıkıntıydı. Yani halbuki mesai kademelendirmesi yapabilirdilerdi. Yerel yönetimlerle işbirliği halinde ve özel sektörle işbirliği halinde. Bu hiçbir zaman yapılmadı ve o böyle bir kaynak olarak devam ediyor. Hocam, havalandırma sistemleri değiştirilebilirdi bu süre içinde. Yani sistem derken illa böyle çok yüksek teknolojiden bahsetmiyorum. Yani kapalı mekanlarda kaç kişi bulunacak, işte camlar nasıl açılacak, camsız alanlarda insanları çalıştırmamak, havalanmayan mekanlara sokmamak gibi. Yani iş yerlerine falan giderseniz çok kötü. Yani bir sürü camsız havalandırması olmayan iş yeri var. Yani onlarla insan böyle orada saatlerini geçiriyor. Öyle engelleyemezsiniz tabii şeyi. Bazı sınıflar öyle yani havalan. Şimdi bir de hele havalar soğuyunca hiç açmayacaklar camları. Yani bunlar halbuki çok önemli faktörler bulaşmayı azaltan. Velilerin ve çocukların şey konusunda eğitilmesi, en ufak bir belirti olduğunda okula gelmeme konusunda eğitilmesi önemli. Ve işte hızlı antijen testleriyle taramalar yapılabilir. Ya da işte hani biraz belirtisi olan herkese bir hızlı antijen testi yapılabilir. Bunu okul idaresi, öğretmenleri bile öğretebilirsiniz testin nasıl yapılacağını. Yani bunların hepsi düşünülmesi, yapılması gereken şeylerdi. Yapılmadı vaktinde. Ama hiç olmazsa bundan sonra yapılsa iyi olur. Hocam, dediğiniz önemli. Uzun Covid dediniz mesela, hani o hastalığa, Covid'i uzun süre, yani kalıcı bir hasar kaldığı oluyor. İlaçlar buna belki çare olabilir dediniz. Şuna değinmek lazım belki. Aşı tedirginliği yaşayanlarda genellikle hani aşı olursam bende kalıcı bir hasar bırakacak, aşının ne olacağını bilmiyorum diyenler var. Peki koronavirüs olursanız onun sizde nasıl bir hasar bırakacağı ya da hani yaşama devam edecek misiniz, o ayrı, ama hani devam etseniz bile kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Belki o yeterince anlatılmıyor mu, ne dersiniz? Evet, yani bence koronavirüsün nasıl bir hastalık olduğu yeterince anlatılmıyor. Bulaşma yolları net bir şekilde anlatılmıyor. Yani mesela bizim kültürel olarak da zaten öyle bir eğilimimiz vardır. Herkes temizliğe düştü. Tamam, el yıkamak önemli ama yani yüzey temizliğinden daha çok havadan geçiyor bu. Kapalı ortamda bulunmaktan, yüz yüze konuşmaktan. Mesela o bence yeterince vurgulanmadı. Maskenin nasıl işe yaradığı vurgulanmadı. İnsanlar bunu kavramıyorlar. Yani biraz belki hani Akdeniz ülkesiyiz, biraz adam sendecilik de var ama ben... Biraz rahatız belki. Ben yani yeterli bilginin insanlara iletilmediğini düşünüyorum. Bu yapılmadan insanları suçlamak doğru değil. Yeterince bilgi verilmiyor. Çok böyle kenarda köşeden bir şey. Herkes öyle sürekli televizyon izlemiyor, sürekli gazete okumuyor. Yani... bir sürü kanaldan insanlara bu bilgileri vermek lazım ve anlaşılır bir şekilde vermek lazım. Yani bakanın basın toplantılarını ben zor anlıyorum, ne söylemek istediğini. Acaba vatandaş ne anlıyor? Evet. Tabii şimdi siyasi gündem de çok yoğun. Koronavirüs de biraz belki gündemden düşüyor gibi oluyor ama onunla yaşıyoruz hala. Normalleştik. Yani en önemli gündem maddemiz olan ekonomi çok bağlı koronavirüsle nasıl mücadele edeceğiz? Evet, mutlaka. Koronavirüsle ekonomi çok bağlantılı. Bunu yaşadık, gördük. Hocam, çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir kısa bir reklam aramız var. Şimdi Nuriye Ortaylı'ya veda ettik ama ardından reklam dönüşü Profesör Doktor Alper Şener bizimle olacak.
Sevgili seyirciler, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündemimiz koronavirüsle mücadele. Hangi noktadayız? Aşılama oranı ne kadar yeterli? Nereye gidiyoruz? Aşılamayı nasıl arttırabiliriz? Uzmanlarla konuşmaya devam ediyoruz. Doktor Nuriye Ortaylı konuğumuzdu az önce. Kendisine veda ettik. Şimdi konuğum Profesör Doktor Alper Şener, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hocam size soracak çok şeyimiz var. Malum koronavirüs tablo kötü. Şimdi gündemden düştü gibi görünüyor, siyasi gündemin gölgesinde kaldı gibi görünüyor ama biz koronavirüsle yaşıyoruz ve bir an önce atlatmak istiyoruz ama olmuyor. Şimdi vakalar 30 bin üzerine çıkmıştı. Her ne kadar son günlerde 30 bin altına inmiş gibi görünse de, yani 27 binlerde, ama yine de istediğimiz düzeyde değil. Vefat oranları ortada. Hocam niye böyle oldu? Önce genel bir değerlendirme alayım, sonra aşılamayla özellikle ilgili sorularım var. Aslında salgının başından beri genel anlamda baktığınızda sıkıntılar aynı. Sıkıntılarda bir gerileme, azalma yok. Neden azalma yok? Baktığımızda salgının başından beri söylediğimiz argümanların aslında çok iyi uygulanmadığını görüyoruz sahada. Bakanlığın uyarılarını da çok dikkate alınmadığını görüyoruz. Ne oldu salgının başında? Aşıyla ilgili sıkıntı vardı biliyorsunuz. Temin sıkıntısı vardı. Sonra geldi. Tek bir aşı değil, iki farklı aşı geldi hatta. Yani hem mRNA aşısı hem de beraberinde inaktif aşı geldi. İnaktif aşı ağırlıklı olarak baktığınızda yaşlı hasta popülasyonuna ve sağlık çalışanlarına başta uygulandı. Daha sonra da mRNA aşısı yaygın uygulamaya geçti. mRNA aşısı uygulamaya geçmesiyle birlikte de zaten tartışmalar alevlendi. Aşı karşıtları birden gündeme oturdular. Özellikle mRNA aşı teknolojisine karşı ilginç bir şekilde, benim de çok anlamlandıramadığım, bilimsel verilere dayanmayan ve bilimsel temeli olmayan argümanlarla toplumda aşı tereddütünü körüklediler. Bu körükleme olabilir. Dünyanın genelinde de aynı tartışmalar vardı toplumsal baktığımızda. Ama ne yazık ki bu körükleme ya da beraberinde baktığımızda mRNA aşılarıyla ilgili olan argümanlar ne yazık ki toplumsal bağışıklığı geriye götürdü. Yani bir türlü istediğimiz oranlara çıkmadı. İnaktif aşılarda bu süre zarfında primer bağışıklama süresi doldu. Üçüncü doz zamanı geldi. mRNA aşılarında ortaya çıkan argümanlar bu defa diğer aşılara sıçradı beraberinde. Ne oldu? İki doz aşı olanlar sahada baktığımızda üçüncü dozlarını yaptırmadılar, üçüncü doz zamanı gelmesine rağmen. Bir taraftan da suya düşen halka gibi bu. Diğer grupta artık, yani aşı zaten olmamış olan grupta, yavaş yavaş okulların açılmasıyla birlikte hastalığın yaygınlaşması söz konusu oldu. Bugün de gördüğünüz rakamlarla karşı karşıyayız. Evet. Günlük 24 bin, 25 bin, hatta 30 bin. Her gün 200 kişi ölüyor. Ne yazık ki %99 ölümü önleyen bir aşıyı sahada etkin bir şekilde vatandaşa uygulaması konusunda ikna edemiyoruz. Ama hocam kabinede de görüşülüyor şu anda. Diğer bir sıkıntı var ki, buyurun, ben dikkatinizi çekmek isterim. Bu argümanlar Turkovak'ı da baltalıyor. Yani şimdi yerli ve milli aşı için de hazırlık yapıldı. Faz 2'si bitti. Faz 3'ü başladı. Bu defa faz 3 için de gelmiyor baştan gönüllü olanlar uygulamaya. Dolayısıyla aslında baktığımızda bu açmazın tek sebebi aşıyla ilgili tereddütü körükleyen aşı karşıtları. Hocam şimdi kabinede de kabine toplantısı devam ediyor. Bildiğim kadarıyla son dakika bilgisi gelmedi. Devam ediyor toplantı. Bitmediğiniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak her kabine toplantısı ardından yaptığı gibi. Ve masada koronavirüsle mücadele de var tabii ki. Yeni kararlar gelir mi sizce? Gelmeli mi? Ben bir bilgim yok ama bence gelmesi lazım. Ben sosyal medyada paylaştım daha önceden de. Benim kişisel görüşüm bu. Bakanlığın, bilim kurulunu da ilgilendiren de bir şey değil. Bireysel görüşüm. Bence aşıyla ilgili artık bir tereddüt kalmadı ve olmaması gerekiyor. Zaten aşıyla ilgili, ikna ile ilgili çabaları Sağlık Bakanlığı hastalığın başından beri olgun bir şekilde devam ettiriyor. İstikrarla aynı cümleleri, aynı gelişmeleri sarf ederek. Bundan sonraki süreçte yapılması gereken şey bu yaş grupları için, belli yaş grupları için aşının zorunlu hale getirilmesi. Bu salgını kontrol altına almak istiyorsak. Bunun başka bir yolu yok gibi görülüyor. Zaten dünyanın pek çok ülkesinde biliyorsunuz, sağlık çalışanları için, eğitimciler için, ön tarafta çalışan market çalışanları için aşıyı zorunlu hale getirdi. Hatta Fransa gibi ülkeler neredeyse aşısız bireylerin çalışmasına kamu alanda izin vermeyecek boyutlara taşıdılar bu Amerika'nın olayı. Da çok eyaletinde zorunlu. Amerika'da aynı şekilde benzer şeylerde. Belki bizimki bu kadar geniş yelpaze olmayabilir ama artık bu bir nevi aslında aşıyla ilgili devam eden nazlanma diyorum ben tırnak içerisinde. Benim terminolojim bu. Nazlanmaya sonuç vermek lazım. Çünkü her gün 200 kişi ölüyor bakın. Evet. Ve bu kişiler aslında ölmeyebilir, yaşayabilir. %99'unu yaşatabiliriz bu kişileri. Ama bu kişiler ısrarla aşı olmamaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu aşı olmamaya devam ettikçe de bu halka büyüyecek
aşı karşıtları şeklinde de önümüzdeki zaman dilimi içerisinde salgının Türkiye'de bitmesini de engelleyecek bu. Çünkü neden? Aşıyı toplumsal bağışıklığı yüksek seviyeleri taşımış olan ülkelerde maskeyi, mesafeyi kaldırdılar, normal hayata dönme hazırlığı yapılırken biz hala maske ve mesafenin önemini anlatmaya çalışıyoruz ne yazık ki. Hocam öneriniz çok dikkat çekici tabii. Aşı belli yaş gruplarında, belli gruplarda dediniz. Zorunlu olmalı. Şimdi bu en başından beri tartışılıyor bu mesele ama buna temel hak ve özgürlüklere aykırı diyenler de var. Ne dersiniz? Valla ben hukukçu değilim ama hukukçu arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan edindiğimiz bilgileri paylaşabilirim ben. Türkiye'de aslında buna cevaz veren ilgili kanunlar var. Umumi ifsaha kanunu gibi. Zaten yasakları da yani sokağa çıkma yasağını vesaire de zaten onları bağdaştırarak yaptık diyorlar hukukçular. Onları dayanak göstererek. Aynı argümanlar, umumi ifsaha kanunu içerisindeki aynı şeye cevaz veren şeyler. Aşı zorunluluğu için de cevaz verir mi onu ben bilmiyorum. Ama sonuç olarak bu eğer bir hukuki dayanak olması gereken bir argümansa muhalefet ve iktidar partilerinin bir araya gelerek bununla ilgili hukuki düzenleme yapması gerekir diye düşünüyorum bireysel olarak. Çünkü neden? Biz de her gün bakın Türkiye'de önlenebilir bir hastalıktan 200 kişi ölüyor bakın. Haftada ne yapıyor bu 1400 kişi? Ayda ne yapıyor? 7-8 bin kişi yapıyor. Bu önlenemez bir rakam değil. Bu kişilerin %90'ı aşı olsalardı ölmeyeceklerdi. Evet, bir de bu gözle bakmak lazım. Dolayısıyla toplumda önde olan hani bazı meslek grupları, bazı gruplar için aşı zorunlu olmalı diyorsunuz. Peki bu önerinizi ilettiniz mi Sağlık Bakanlığı'na? Tabii ki bu her zaman için konuşulan argümanların birisi zaten. Ama bunun karşı argümanları da var. İşte vücut bütünlüğünün korunması, aşı tereddütünü daha çok körükleyeceğine yönelik, aşı karşıtlarını daha da alevlendireceğini, agreve edeceğini, bununla ilgili ister istemez çatışma ortamının doğacağı, toplumu geleceğine yönelik argümanlar da var. Hepsine saygı duyuyorum. Bu da benim kendi bireysel görüşüm. Evet. Çünkü neden? Ben tıp yelpazesinden bakıyorum. Hukuki, sosyolojik ve psikolojik yelpazeden bakma bilgi dağarcığına sahip değilim. Ben sadece şu gözle bakıyorum. Her gün 200 kişi öldüğü zaman bunların kaçı kurtarılabilirdi diye bakıyorum matematik olarak. Benim bilgi dağarcığıma göre ve dünyadaki yapılmış çalışmalara göre bugün tabelada gördüğünüz 200 kişi aşı perspektifi, aşılarını olmuş olsalardı çünkü buradan ciddi bir kesimi zaten aşılanmamış olan grup ya da 3. doz aşısını olmamış olan grup diyebiliriz. Bunların neredeyse %90'ı yani 190 kişi yaşayabilirdi. Günlük 10 gibi rakamlarla ölümle karşı karşıya kalabilirdik. Niye 190'ı yaşamasın 200 kişiyi kaybetmek yerine? Hocam aşıda tereddüt edenlerin şöyle de bir argümanı var. Neden biz aşı olmadan önce form imzalıyoruz? Neden hani sorumluluk bize veriliyor gibi? Buna ne dersiniz? Bu sorumluluk aslında hiçbir yerden kalkmıyor. Bu aşı karşıtlarının aslında sık kullandığı bir argüman. Dünyanın genelinde de bu benzer argümanlar kullanılıyor. Aşıyla ilgili herhangi bir sorumluluk ne hekimlerden ne uygulayıcılardan ne de sağlık otoritesinden kalkmaz. Bu imzanın verilmiş olması bir nevi bu bilgilendirme formudur. Nasıl ameliyata girerken bilgilendirme ve onam formu alındığına göre siz ameliyata girdiğiniz zaman ameliyatta istenmeyen bir komplikasyon olacağını bu doktoru hukuki süreçten varisli tutmaz ki. Hekimi de varisli tutmaz, hastaneyi de varisli tutmaz. Mevcut olacak olan idari süreçte ve hukuki süreçte. Dolayısıyla bu sadece ve sadece uygulanmış olan bir onam ve bilgilendirme formu. Bunun içerisindeki onam ve bilgilendirme formunun içerisinde maksadını aşan ibareler olabilir. Buna ben de katılıyorum kısmen de olsa. Bu ibareler düzenlenebilir. Zaten aslında bir gereklilik de yok teknik olarak baktığınızda bu konuyla ilgili, onamla ilgili. Çünkü kişiler zaten bireysel olarak randevularını alarak zaten bu onamı onaylamış oluyorlar. Kimse kimseyi zorunlu bir şekilde konulatıp aşıya götürmediğine göre, aşı da randevuyla alındığına göre o sadece bilgilendirmek için, bilgilendirme onam formu dediğimiz matbu evrak olarak alınıyor. Çünkü hastanede kalmayla ilgili, aşıyla ilgili ortaya çıkan yan etkilerle ilgili gideceği sağlık kuruluşu ve bu algoritmayı belirtmek amacıyla da ilgili ibareler var bunun içerisinde. Bunun hiçbir hukuki sistem içerisinde ilgili kişilerin sorumluluğunu varisli etmez ve kaldırmaz. Evet, yani diyorsunuz ki bu sorumluluğu kaldırmıyor hekimler üzerinde ve şu da önemli dediniz, ameliyatlardan önce de böyle bir kağıt imzalatılıyor. Tabii ki. Değil mi? Bu önemli. Evet. Hocam aşı zorunluluğu konusundaki fikirlerinizi söylediniz. Şimdi dediniz ki o da önemliydi. Yerli aşı çalışmalarını da sekteye uğratıyor bu aşılama oranındaki düşüş. Şu an yerli aşı çalışmaları ne durumda? Hatırlatma dozu olacak dendi. Türkiye'de 8 merkeze devam ediyor.
Hatırlatma dozunu inaktif aşı Sinovac ya da hatırlatma dozunu Turkovac olanlar kıyaslanacak bu çalışmada. Fazüç çalışması bu. Önemli bir çalışma. Önemsiyoruz biz de hekimler olarak. Sonuçlarını merak ediyoruz. Çünkü neden? Bu yerli ve milli bir aşı. Bu bugünün sorunu değil Turkovac'la ilgili olan hedeflenen şeyler. Bunun sadece Türkiye'de tüm dünyaya katkısı olacak. Bakın dünyada Afrika ülkelerinde %1'in altında aşılama var. Aşıya ulaşamıyorlar bakın. Bu inanılmaz derece trajik bir olay. Türkiye gibi ülkeler aşı üreterek bu ülkelere bağışta bulunacak. Bakın Türkiye bu ülkelere bağışta yaptı biliyorsunuz. Afrika ülkelerinin evet. ciddi bir kesimine, yani bir kısmına daha doğrusu. Rakam sok ezberinde değil ama basada yansımıştı bu. Bu bir misyon, bir görev aslında. Ulvi de bir görev teknik olarak baktığımızda. Manevi de bir görev, bir tarafı da bu var bir taraftan. Dolayısıyla Turkovac'la ilgili olan çalışmaların da faz 3'ün de bitmesi ve bir an önce seri üretime geçmesi de sadece bizim için değil, özellikle fakir ülkeler, gelişmemiş olan ülkeler ve bu aşıya ulaşamayacak ülkeler için de bir hedef. O yüzden bu çalışmayı da engelliyor bu konuda ilgili devam eden tartışmalar. Dolayısıyla bence bu tartışmaların hepsini bir kenara bırakmak lazım artık. Teknik olarak baktığınızda ben birey olarak, hekim olarak yorum yapıyorum buna. Bilim kurulu üyeliği olmanın da dışında konuşarak söylüyorum. Antiparantez onu da söyleyeyim. Çünkü orada da farklı görüşler var. Hepimiz farklı jargonlardan, farklı eğitimlerden geçmiş olan kişiler olduğu için çok seslilikle bunu tartışmakta herhangi bir sakınca yok. Bireysel olarak bence artık aşının zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. En azından belli meslek kollar için, hele hele belli yaş grupları için. Çünkü baktığınızda bugün bir sağlık çalışan aşısız olmasını ben düşünemiyorum. Çünkü neden? Bu kişi hasta olsun ya da olmasın. Yani temiz servislerde, enfekte servislere dahil olmak ortak hizmet veriyor. Yani aşısızsa, kendisi enfekte olursa farkına varmadan bu virüsü hastanede yatan birisine akledebilir, nakledebilir. Eğitimciler keza yine öyle. Dünyanın çoğunda bu meslek gruplarında zorunludur zaten artık. Bence artık biz de bu konuları tartışmamız ve olgunlaştırmamız gerekiyor. Hocam peki aşı tedirginliği yaşayanlarda ya da aşı karşıtları için diyeyim. Yani aşı karşıtları tabii ayrı ama hani dünyada da bu var. Ama aşı tedirginliği yaşayanlar, bu konuda endişesi olanlar aslında ikna edilebilir gibi. Siz de ne düşünürsünüz bilmiyorum bu konuda ama hani tedirginliği olup ki ikna olanlar da var. Bunun sonucunda aşı olanlar da var. Bu konuda o ikna edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıyor. Yeterli çalışmalar yapılmıyor. Halka anlatılmıyor aşılamanın önemi diye bir görüş de var. Bunu söyleyen uzmanlar var. Siz katılır mısınız? Kesinlikle katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bakın Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde aşıyla ilgili istemediğiniz kadar çok bilgi var. Bakın çoğu ülkenin Sağlık Bakanlığı web sitesinde bu kadar bilgi dahi yok aşıyla ilgili. Değil mi? Birinci argüman baktığınızda. Yani sosyal medyalar aracılığıyla zaten her gün konuşuyoruz. Artık bir nevi televizyonlar artık aşina olduk. Biz aşina olduk, siz bize aşina oldunuz. Sosyal medya ve televizyon yayıncılık sorumluluğu içerisinde bu da kullanılıyor. Üçüncüsü daha önemli. Bakın filyasyon ekipleri ev ev dolaşıyor aşılama konusunda. Yani üçüncü doz aşılarıyla ilgili özellikle başlangıçta da zaten bizim Türkiye dünyada hiç yapılmayan bir şey yapıldı. Çoğu kişi onun farkında değil. 65 yaş grubu kişiler hastaneye ya da bir sağlık kuruluşuna başvurmadı. Evlerinde aşılandı. Yani bunun benzerini bir başka bir ülke yapmadı benim bildiğim kadarıyla. Yani filyasyon ekibi ayağına kadar aşı gitti. Ciddi bir kesimin. Türkiye'de baktığınızda ilk uygulamaya girdiği zaman. Yani daha ne yapılabilir ki bu saatten sonra? Yani bu saatten sonra yapılabilecek şey artık yani bunu belli yaş grupları zorunlu hale getirmek. Bunun da ortasında daha yapılabilecek bir şey yok. Ha yapılabilecek başka şeyler de var. Ne yazık ki ve ne yazık ki bazı hekimler tırnak içerisinde, bazı akademisyenler ısrarla aşı karşıtlığını yaparak aşıyı körüklemeye çalışıyor, aşı tedirginliğini körüklüyorlar. Bence bunlarla ilgili de hukuki süreç açısından bence dikkati çekici argümanlar var. Çünkü biz hekimlik mesleğini icra ettiğimiz süre içerisinde yemin ediyoruz doğru bilgi aktarımını söylemekle yükümlüyüz. Ben şimdi siz beni bir şekilde çağırsanız hukuki olarak argümanlar sorulsa benim elimde yüzlerce sayfa makale ve bildiri var. Değil mi? Yani aşının yararı ile ilgili. Peki aşı yararsız diyenlerin elinde bir belge var mı? Bunları sunabilirler mi? Peki bunlar soruluyor mu? Sorulmuyor. Aslında en büyük tedirginliği yaratacak olan şey de bu aşı karşıtı hekimlerin yaptığı argümanlar, öne sürdüğü bilgiler. Bu hukuki işlemi aşı karşıtı bilgi yayan hekimler için söylüyorsunuz değil mi hocam? Tabii ki onlar için söylüyorum. Evet. Bunları ne yazık ki bence artık bilime dayanmadığını hepimiz bildiğine göre, yani rehberlere dayanmadığını hepimiz bildiğine göre, faz çalışmalara dayanmadığını hepimiz bildiğine göre dolayısıyla artık bu kişilere sormak gerekiyor bence. Bu neye dayanarak bunu bu kadar şiddetli bir şekilde savunuyorsunuz ve neden bu şekilde aşı olmamasını toplumda körüklemeye çalışıyorsunuz ya da aşı tereddütünü körüklemeye çalışıyorsunuz diye.
Hocam şöyle de bir durum var şimdi. Vatandaşların yaptığı son zamanlarda özellikle. Tabii ilk çıktığında hani kapıldım virüse diye bir daha fazla endişe vardı. Şimdi bir rehavet olduğu kesin. Bunu hepimiz kabul ediyoruz ve kendisinde belirti gören ama bu belirtileri ayakta atlatıyorsa hani test olmayayım da işe gitme, işten geri kalmayayım, işe gidebileyim diye düşünenler de var. Tabii burada ekonomik parametreler de giriyor devreye hocam. Hani kimi var dükkanını açamayacak eğer aşı test olursa ve koronavirüs olduğu çıkarsa, işe gidemezse kazancından kaybedecek olanlar var. Belki o ayı geçinemeyecek olanlar var. Ne dersiniz? Hani bununla ilgili de sizce yeterli çalışmalar yürütülüyor mu? Destek veriliyor mu? Ne dersiniz? İşin ekonomik boyutuna destek aşamasını bilmiyorum ben. O konuya hakim değilim. Yani veriliyor mu, verilmiyor mu ne desem doğru olmaz yani. Bilmediğim için bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Eğer hastalığı kapıp hastanede yatacak olursanız daha fazla iş gücü kaybınız var. Bir de ölüm riski var bu hastalığın. Ölüm riskinden de öte ölümü de atlattınız. Long COVID dediğimiz, post COVID dediğimiz bir tablo söz konusu. Yani kronikleşme söz konusu artık COVID dediğimiz enfeksiyonda. Yani siz bu işi hafif atlattığınız zaman tamamen hayatınızdan çıkacak gibi düşünmeyin. Bunların işte azımsanmayacak grupta. Bakın 6 Ekim'de Dünya Sağlık Örgütü bir tanımlama yaptı ilk defa. Long COVID ve post COVID dediğimiz sendromu tanımladı. Bu devam eden sendromik olaylar da 10 hastadan birinde görülüyor aşağı yukarı baktığınızda. Ciddi bir hastalık yükü oluşturacak. Ve siz bu şekilde değişmeye gücünüzden kalacaksınız. Bence bunları, bu riskleri minimumda tutmanın en akılcı yolu yine de aşılanmak. Uzun vadeye bakmak lazım diyorsunuz. Kalıcı COVID olabilirsiniz. Hocam bu hep konuşuluyor. Ne tür hasarlar kalıyor? Var mı hani örnekler gözlemlediğiniz? Takip ettiğimiz hastalar var. Özellikle kalp ritim problemi 6 aydır devam eden hastalar var beraberinde. Tansiyon hastası olan hastalarımız var COVID-19 enfeksiyonundan sonra. Koku kaybı olanlar var. Neredeyse bir yıldır koku duymayanlar var bakın beraberinde. Vizüel, görsel, görmeyle ilgili problem yaşayanlar var. Pıhtı atıp COVID-19 enfeksiyonu sonrasında pıhtı atıp uzvunu kaybedenler var ağır COVID tablosunda. Yoğun bakıma yatıp çıktıktan sonra özellikle mekanik solunum cihazına bağlananlarda hala bir yıldır nefes almakta zorluk çekenler var. Hala bir yıldır yol yürümekte zorlananlar var. Artı sisli beyin dediğimiz, beyinde yıkıcı hasarı oluşan ve bazı şeyleri hatırlamakta, dört işlemi yapmakta zorlanan kişiler var ne yazık ki. Bunların hepsi long COVID. Mide bağırsak sistemiyle ilgili hasar oluşup hala tıpkı ishal ve kabızlık periyotlarıyla hastane hastane dolaşan uzun dönem COVID hastaları var. Bunların hepsi bakın çok uzun vadede hastalık yükü olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Sistemi'nin ciddi iş yükü olacaklar. Hem maddi hem manevi olarak baktığınızda bu açıdan da bakıldığı zaman aşı her halükarda daha akılcı. Yani ben koronavirüsü kaptım ama ayakta atlatıyorum ya da yoğun bakımdan çıktım atlattım diye düşünmemek lazım. Kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Dolayısıyla virüsü hiç almamaya özen göstermek lazım. Tabii, tüm önlemlere uymak ve aşı tabii. Benim anlattığım olgular teorik yazılmış olgular değil bakın. Canlı gözlemleriniz değil mi? Hayır, canlı takip ettiğimiz olgular, hala boğuştuğumuz olgular. Bunu birçok meslektaşıma sorarsanız yani COVID-19 hastasını yakından takip etmiş meslektaşıma sorarsanız En az benim kadar hatta benden daha fazla çeşitlikten bahsedeceklerdir. Ama televizyonlarda, ekranlarda, bazı yayın kuruluşlarında hastalar, hasta takip etmeyen ne yazık ki meslektaşlarımız boy boy aşının bu tip yan etkileriyle ilgili argümanlar söylüyorlar. Milyonda bir ihtimalle 100.000'de 10 ihtimali kıyaslamaya çalışıyoruz. Evet hocam. Değer olarak baktığımızda. Evet o çok önemli hocam. Bu konuyu açalım. Bazıları diyor ki aşı oldu ve böyle kalıcı hasarlar kaldı. Sayıyorlar kalıcı hasarları. Ben de duyuyorum çevremde. Bir de siz de diyorsunuz ki koronavirüsten ve sizin gibi yine bilim insanlarının söylediği koronavirüsün bıraktığı kalıcı hasarlar var. Bunlar karıştırılıyor mu yoksa özel olarak mı böyle sunuluyor? Ne dersiniz? Bence bilgiler çarpıtılıyor. Çok net rakamlar var. Mesela kalp enfeksiyonu konuşulduğu için söyleyeyim. Miyokardit, perikardit. Baktığınızda 1 milyon dozda 4 ihtimalle olabilir. Yani 1 milyon kişiyi aşılayacaksınız. mRNA aşısı için söylüyorum. 4 kişi de miyokardit, perikardit. Bunun da %95'i müdahalesiz iyileşen, %5'lik grubundan steroid verilmesi gereken grup. Rakam bu literatür bilgisi yok baktığınızda. Peki öbür tarafta COVID-19 enfeksiyonu geçirdiğiniz zaman miyokardit, perikardit ihtimali kaç biliyor musunuz?
1 milyon kişi de 480. Yani bunun neredeyse 40 katına yakın bir rakam baktığınızda, değil mi? Oran daha yüksek. 120 katı pardon. 120 katına yakın bir rakam. E şimdi onu söyleyip de öbür tarafı söylememek yanlılık oluyor. Biyas diyoruz biz buna. Taraf diyoruz. Bir tarafgirlik. Bu tarafgirliğin sebebini sormak lazım. Çünkü bilimsel anlamda tarafsız olmamız gerekiyor. Tabii ki aşılama sonrası miyokard, perikard olguları gördük. Ama bunların tamamı benim takip ettiklerimin en azından kendi bilgi dahilinde söyleyeyim. Sekelsiz ve hasarsız iyileşti. Hocam antikorun yüksek diye aşı olmayanlar da var. Antikorunu ölçtürüyor yüksek çıkınca. Ya da hastalığı atlattım diye, hastalığı geçirdiğim için antikorum yükselmiştir, aşı olmama gerek yok diyenler var. Onlara ne dersiniz? Bu doğru bir bakış açısı mı? Bu tehlikeli bir parametre. Çünkü neden? Genç hasta grubunda problem olmayabiliyor. Hangi hasta grubu? 40 yaşın altı. 20 ile 40 yaş arasındaki çalışmalara baktığımızda bunlar da hastalığı atlattıktan sonra yüksek düzeyde antikor kalıyor. Ama kaliteli antikor dediğimiz nötralizan antikor, yani virüsü bloke edecek antikor da yüksek oluyor bu hasta grubunda. 20 ile 40 yaş arasında. Ama 40 yaş üstüne çıktığınız zaman kaliteli antikor diyebiliriz ya da nötralizan blokan antikor diyebiliriz buna. Esas virüse karşılaştığınız sizi savunacak antikor diyebiliriz. Bu oran istediğimiz oranda yüksek olmuyor. Dolayısıyla zaten bu hasta grubuna özellikle 65 yaş üstü için söyleyebiliriz, altını çizerek. Bağışıklığı baskılanmış ilaç kullanan hasta grubuna söyleyebiliriz. Hastalığı atlatsalar bile mutlaka hatırlatma dozu, yani aşılama öneriliyor. Bilimsel olarak baktığımızda bilimsel verisi de var bunun fazlaca, yeterince. Hocam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sık sık her uyarısında günlük tabloyu açıkladıktan sonra gençlere sesleniyor. Gençler de siz gerçekten hani bu kadar fazla rehavet görüyor musunuz? Baktığınızda hem gelen gözlemleriniz var gelen hastalardan, hem de sokağa çıktığınızda tabii ki bir hekim olarak farklı gözlemliyorsunuz. Ne dersiniz gençlere? Siz de buradan bir çağrı yapmak ister misiniz? Gençler aşılanma oranları açısından baktığımızda erişkinlere göre daha duyarlılar. Hı. Benim gözlemlediğim kadarıyla en azından bizim aşı polikliniklerimize gelenler, gidenler açısından bunu söyleyebilirim. Ama gençlerin duyarsız olduğu kısım maske ve mesafe. Hmm. Hep şöyle bir düşünceleri var. Aşılandıktan sonra maske ve mesafeye gerek yok gibi düşünüyorlar. Ama gençlerde şöyle bir sıkıntı var. Virüsü aldıkları zaman hiçbir semptom vermeden yayma potansiyelleri var. Dolayısıyla böyle bir tabloda hiçbir şikayeti olmadan virüsü yayabilirler. Dolayısıyla aslında gençlerle birlikte dikkat etmemiz gereken grup onlarla yakın temasta bulunan aşısız ya da eksik aşılı ebeveynleri. Çünkü böyle tablolarla çok sık karşılaşıyoruz. Çocuk aşılanmış 16-17 yaşında. Herhangi bir bulgusu yok. Ama bir arkadaşından virüsü alıyor. Düşük titrede bile olsa virüsü çıkarma potansiyeli olan grup bu. Evde aşısız ebeveyni var. Evde aşısız ebeveyn her zaman için saatli bomba. Bu gruba dikkat etmek lazım. Duyarlılık anlamında baktığınızda benim kişisel gözlemim gençler bu konuda daha duyarlı ve daha gelişmeleri açıklar. Yani anlattığınız zaman evet doğru deyip ikna olma potansiyeller daha yüksek aşıyla ilgili argümanlarda. Ama maske mesafeyi... Yaşlara, evet maske ve mesafeyle daha az uyumları var. 40'lı yaşlara doğru geldiğimizde işte bu duyarlılık hem aşıda hem maske mesafede kayboluyor. 65 üstüyse maske mesafe duyarlılığı maksimum, aşı duyarlılığı da maksimum bence benim gözlemlediğim. Aşı rehaveti de var hocam. Şimdi aşı oldum nasılsa bana bir şey olmaz. Doğru o mu ciddi bu anlamda zaten bir problem. Çünkü neden? Belki bunu konuşurken de üstünde durmamış olabiliriz. Oluşan antikor seviyesi sizi %100 koruyacak demek değil. %90'larda bir koruyuculuk var. Bu %90'lardaki koruyuculuk gruptaki olmanız için de bir sürü faktör gerekiyor. Ne gibi? Genç olmanız gerekiyor. Yandaş hastanızın olmaması gerekiyor. Vesaire vesaire. Sigara içicisi olmamanız gerekiyor. Kanser hastanız olmaması gerekiyor gibi listeler çok uzun. Kilolu olmamanız gerekiyor gibi listeler var. Dolayısıyla yani ideal hasta grubunda değilseniz her halükarda aşılamaya rağmen koruma yelpazesinden çıkabilecek olan %10'luk gruba kayma ihtimaliniz artıyor. Hocam az vaktimiz kaldı ama şunu da sormadan geçemeyeceğim. Uzmanlar siz de öyle dediniz. Hep diyorsunuz ki aşı da olmuş olsanız maske mesafeye dikkat edeceksiniz. Biz de umutlanıyorduk şimdi halk olarak. Aşı gelince önlemler biraz hani gevşer. Maske mesafeye o kadar dikkat etmeyiz. Eski hayatımıza dönebiliriz. Eskisi gibi sevdiklerimize sarılabiliriz diye. Şimdi de böyle de deyince siz uzmanlar, o zaman aşılansak bile maske mesafeye dikkat edeceksek hani hiç kurtulamayacak mıyız bundan? Hem de hala maske mesafeye dikkat edeceksem niye aşı oluyorum o zaman diyen de var. Demek ki korumuyor diyen de var. Buna da bir yanıt verirseniz sevinirim. Altını doldurmak lazım. Hep aması yayınlanmıyor demek ki.
Toplumda bağışıklama oranı %50, %60'larda ki maske mesafeyi kaldıramayız ki. Toplumda bağışıklama oranı 85-90'lara ulaştıktan sonra Delta, Delta Plus varyantı ile birlikte maske mesafeyi kaldıracağız. Bakın Portekiz örneği var, Malta örneği var. Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu önlemler kalktı biliyorsunuz. Öyle özellikle belli yaş grubu için 65 yaş için rahatlıkla. Bunu yapabilmemiz için toplumdaki aşılama oranını da arttırmamız lazım. Herkes birbirini beklerse aşılama oranı artmayacağı için maske mesafeyle böyle de kışı da geçireceğiz baktığımızda. O zaman çünkü aşılama. Çünkü hala %56'larda. Şimdi Türkiye'de temel problemlerden hocam toparlayarak tanesi, gidelim rica edeyim. Temel problemlerden bir tanesi herkes aşı olmak istiyor ama en son ben olayım diyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir idealizm var mı? Yok. Olmaz. Yok. Böyle bir şey mümkün değil. O zaman dolayısıyla herkes aşılanacak ki temel anlamda %70 üstü çıkacağız ki maske mesafeyi atabileceğiz. Tamam, bu çok önemliydi. O zaman aşılamaya geliyor yine iş. Aşılama oranı artacak ki biz eski hayatımıza ancak öyle döneceğiz. Bunu vurgulamış olalım. Hocam çok teşekkürler. Vakit ayırdığınız için çalışıyorsunuz biliyorum. Bize vakit ayırdınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın gecikme için de. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler, son durumda bilim insanlarını ağırladık bugün ve koronavirüsle mücadeleyi konuştuk. Çok önemli şeyler anlattı hocalarımız. Hepimizin uyması gerekiyor. Sağlıklı günlerimiz olsun. Umudumuz bu yönde. Yarın yine saat 18'de son durumu özetleyeceğiz konuklarımın analizleriyle. İyi akşamlar.